Polinomun ne demek olduğunu merak ediyor musunuz? Karmaşık bir kelime gibi görünse de parçaladığımızda anlamlı bir hal alacağını göreceksiniz. Kelimenin ilk kısmında hemen altını çizeyim. Evet, poli var. Poli Yunanca'da çok anlamına geliyor. Evet, poli kelimesi birçok İngilizce kelimede de karşınıza çıkıyor ve hep aynı anlamda. Polinom kelimesinde çok olan şey ise nom. Nom kelimesi Latince'de isim anlamına geliyor. Buradan yola çıkarak polinomun çok isimli demek olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Matematikteki kullanımında ise polinom çok terimli anlamına gelir. Terim evet. Birazdan terimin ne demek olduğunu da açıklığa kavuşturacağım ama öncelikle polinomun ne olduğu veya ne olmadığını iyice anladığınızdan emin olmak istiyorum. Bunun için size birkaç örnek vereceğim. Sonra da size bazı kurallardan bahsedeceğim. Şimdi mesela 10 çarpı x üzeri 7 eksi 9 x kare artı 15 çarpı x küp artı 9. Evet bu bir polinomdur veya 9 a kare eksi 5. Evet, bu da bir polinomdur. Sadece tek bir sayı bile yazsam, mesela 6, bu da bir polinomdur. 7 x kare eksi 3 ya da bir saniye farklı bir değişken kullanayım. 7 y kare eksi 3 y artı pi. Evet, bu da bir polinom. Birkaç polinom örneği gördükten sonra isterseniz bir de neyin polinom olmadığına göz atalım. Mesela buradaki üssü 7 yerine eksi 7 yaparsam, evet 10 çarpı x üzeri eksi 7 eksi 9x kare artı 15x küp artı 9. Bir polinom değildir. Dediğimde neyin polinom olup neyin olmayacağı konusundaki kurallardan birini fark etmiş olmalısınız. Doğru, terimlerin kuvvetleri negatif olmamalı. Terim kelimesini bir kere daha kullandığım için isterseniz hemen bunun ne anlama geldiğini de açıklayayım. Çünkü bu kelime bana polinomun ne olduğunu tanımlamak konusunda oldukça yardımcı olacak. Polinom terimlerin toplamıdır. Örneğin buradaki ilk polinomda birinci terim 10 çarpı x üzeri 7'dir. İkinci terim eksi 9x kare. Üçüncü terim 15x küp ve sonuncu ya da dördüncü terim de 9'dur. Anlaşıldı değil mi? Hemen not edeyim bunlar polinomun terimleridir. Dört terimli bir polinomun terimleri. Bu noktada kırmızıyla yazdığım ifadenin de dört terimi olduğunu düşünmeye başlamış olabilirsiniz. İşte bunun için az önce de dediğim gibi bazı kurallar belirlememiz gerekecek. Peki şimdi devam edelim. Terimlerin hepsinin bir kat sayısı olacaktır değil mi? Kat sayı. Kat sayı değişkenin çarpıldığı sayıdır. Birinci terimin kat sayısı 10. Bunu da not edeyim. Kat sayı. Katsayı, değişkenin, yani mesela x üzeri 7'nin çarpıldığı sayıdan başka bir şey değil dedim. evet, birinci katsayı 10. İkincisi burada biraz dikkatli olmam gerekiyor. İkinci katsayı 9 değil, eksi 9. Katsayıları incelemeye devam edersek, üçüncüsü 15. Ve buradaki dördüncü terimin ya da, Buna sabit terim de diyebiliriz. Bunu 9'un e, yerine 9 çarpı x üzeri 0 olarak da düşünebiliriz ve bunun kat sayısı da 9. Evet bu haliyle kat sayıya kesinlikle daha çok benziyor. O halde genel olarak polinomun sonlu sayıdaki ve her birinin bir kat sayısı olan terimlerin toplamı olduğunu söyleyebiliriz. Kat sayıyı a harfiyle gösterelim çarpı negatif olmayan tam sayı kuvveti alınmış bir değişken. Bir kere daha tekrar edelim, bu bir kat sayı. İşin tekniğine çok fazla girmek istemiyorum ama bu pozitif ya da negatif herhangi bir reel sayı değeri alabilir. Bu ise değişkenimiz ve buradaki kuvvetinde negatif olmaması gerekiyor, negatif olmayan tam sayı veya doğal sayı da diyebilirsiniz. Kırmızı ile yazdığım ifadenin polinom olmamasının sebebi işte buradaki kuvvetin negatif bir tam sayı olması. İsterseniz size polinom olmayan başka ifadelerde gösterebilirim. Buradaki ikinci polinomu da değiştirip 9 a kare yerine 9 çarpı a üzeri 1 bölü 2 Eksi 5 yazarsam buradaki kuvvet bir tam sayı olmadığı için artık bu da bir polinom olmayacak. Bu 9 çarpı karekök içinde a eksi 5 ile aynı şey. Ve tabii ki bu da polinom değil. 9 çarpı a üzeri a eksi 5 yazdığımda kuvvet negatif olmayan bir tam sayı değil de bir değişken olduğu için bu ifadede bir polinom olmayacak değil mi? Üst değişken olamaz. Bunlar da polinom olmayan ifadeler için verebileceğim örnekler. Bunlara ek olarak bilmenizde fayda olduğunu düşündüğüm birkaç kavram daha var. Polinom sonlu sayıda terimden oluşan, dikkat edin bir polinomun sonsuz sayıda terimi olamaz ve her terimi bu formda olan bir ifadedir onlu sayıda. İsterseniz terim sayısına bağlı olarak bazı polinomları daha yakından da inceleyebiliriz. Sadece bir terimi olan polinomlara tek terimli adı verilir. 6x üzeri 0. Evet. Tek terimli. Bu buna bir örnektir. Ya da 10 çarpı z üzeri 15. Kat sayısı pi olabilir. Ee, bir saniye. Evet. Pi çarpı b üzeri 5. Bunların hepsi tek terimlidir. Sırada iki terimliler var. Bundan zaman zaman binom diye de bahsedildiğini duyabilirsiniz. Buradaki polinom iki tane terimi olduğu için iki terimli bir polinomdur. Bu arada bunların hepsi birer polinomdur. Bu bahsettiklerim sadece polinomların alt sınıflarıdır. İki terimli de bir, iki terim var. Mesela 3 çarpı y üzeri 3 artı 5. Evet bu da iki terimli bir polinomdur. İki terimli de bu formda iki tane terim olması gerekiyor. Üç tane terimi olan polinoma sizin de tahmin edebildiğiniz üzere üç terimli adı verilir. Üç terimli, evet. Burada bir örnek var. Bu birinci, bu ikinci, bu da üçüncü terim. Sırada polinomları öğrenirken yine sık sık duyacağınız başka bir terminoloji olan derece kavramı var. Evet, derece. Polinomun ya da polinomun terimlerinden birinin derecesi sıklıkla sorulan sorular arasında olacak. İsterseniz terimlerden birinin derecesi nedir? Bununla başlayalım. Buradaki polinomun birinci terimi olan 10 çarpı x üzeri 7'nin derecesi bahsi geçen değişkenin kuvvetidir. Yani bu 7. dereceden bir terimdir. İkinci terim ikinci dereceden, üçüncü terim üçüncü dereceden terimlerdir. Ve buradaki terim için zaman zaman sabit terim, zaman zaman da sıfırıncı dereceden terim olarak bahsedildiğini duyacaksınız. Polinomun derecesi içinde en yüksek dereceli terim hangisidir ya da en yüksek dereceli terimin derecesi nedir sorularına yanıt aramalısınız. Çünkü bu terimin derecesi aynı zamanda polinomun da derecesi olacaktır. Örneğin, buradaki polinom 7. dereceden bir polinomdur. Buradaki ise 2. dereceden bir polinomdur. Çünkü en yüksek dereceli terimi 2. derecedendir. Buradaki ise 3. dereceden bir polinomdur. Neden? Çünkü en yüksek dereceli teriminin derecesi 3'tür. Eğer bu 5y yerine 5y üzeri 7 olsaydı bu polinom o zaman 7. dereceden bir polinom olurdu. Buradaki 15. dereceden tek terimli bir polinomdur. Bu ise 2. dereceden 3 terimli bir polinom. Bunların yanında size bir de baş katsayı kavramını tanıtmak isterim. Hemen bunu da not edelim. Baş katsayı. Bir katsayı acaba ne olunca baş katsayı olabiliyor? Baş katsayı dendiğinde bir polinomun birinci terimi ve bu terimin katsayısını düşünmelisiniz ancak dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. Çünkü bu standart formda yazılmış polinomlar için geçerli. Evet bir kavram daha standart Form. Standart formda yazılan bir polinomda terimleri derecelerine göre sıralarsınız ve derecesi en büyük olan terimi de başa yazarsınız. Buradaki polinom standart formda yazılmış bir polinom değil. En yüksek dereceli terim ilk yazılmış, tamam ama daha sonraki terimler derecelerine göre sıralanmamış. Bundan sonra x üzeri 3'lü terimin gelmesi gerekiyordu. x üzeri 3 yerine x kare yazıldığı için bu polinom standart formda yazılmış ol Peki bu polinomu standart formda yazmak istersek ne yapmamız gerekecek? Derecesi en büyük olan terimi yani 10 çarpı x üzeri 7'yi yazıp sonra 15 çarpı x küpü yazmak gerekecek değil mi? Artı 15 çarpı x üzeri 3. 15 çarpı x küpten sonra da x kareli terim gelecek. Eksi 9 x kare en sonda da derecesi en düşük olan terim yani 9 olacak. Artı 9 ya da 9 çarpı x üzeri 0. İşte bu standart formda yazılmış bir polinom. Standart formun ne olduğunu bir kere daha tekrar edecek olursam başa derecesi en büyük terim yazılacak ve bundan sonra da diğer terimler derecelerine göre sıralanacak. Ve bu durumda baş katsayımız da 10 oluyor. Evet, bu videoda polinomlarla ilgili birçok kavram ve terminoloji öğrendik ve umarım polinomların artık korkutucu bir konu olduğunu düşünmüyorsunuzdur. Öğrendiğiniz bu kavram ve terminoloji sayesinde keyifli bir polinom serüveni geçireceğinizi umuyorum.